Hepsinden yerim yani. Ben seçici değilim bu konuda. Tabii Antep fıstığı başka canım. Ben mesela Antep fıstığı taşıdan Antep fıstığı da yerim. Mesela. Tabii ki de Antep fıstığı. Ben Antep fıstığı hastasıyım aslında. Maalesef bizim diyetisyen o kadar Antep fıstığı o kadar tavsiye etmiyor. Ama yine de ben ara sıra çaktırmadan biraz yiyorum. Bu tamamen Gaziantep'te olduğumuz için vereceğim bir cevap değil. Sevdiğim için söyleyeceğim bir şey, direkt Antep fıstığı yani. Direkt Antep fıstığıyla başlayalım. Öncelikle hepsine teşekkür ederim. Bizi saat 1.30 gecinde karşıladılar. Yani gerçekten çok güzeldi. Ben açıkçası bu kadar güzel ve dolu olacağını tahmin etmemiştim. Ama hepsinden de ayaklarına sağlık. Tabii yarınki maçta da onları bekliyoruz. Eminim ki yarın statfull olacak. Çünkü bildiğiniz gibi kaç yıl sonra yine Antep'te oynayacağız. Biz de en iyi şekilde sahada tabii ki performansımızı göstermek istiyoruz. İnşallah hep beraber işbirliğiyle galibiyet alırız. Öncelikle onları çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir şekilde karşıladılar bizi. Havalimanında, otelin önünde çok mutlu ediyor bizi tabii ki. Ve biz de sahanın üzerinde en iyi şekilde onlara teşekkür etmemiz lazım. Yarın inşallah güzel bir sonuçla herkesle maçtan sonra sevişiriz. Ya biz de karşılıklı duygular içerisindeyiz. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Güzide şehirlerimizden, ülkemizin güzide şehirlerinden bir tanesindeyiz. Tarihiyle, geçmişiyle, her şeyiyle, lezzetleriyle çok değerli bizim için burada olmak. Bunun için mutluyuz. İnşallah güzel bir galibiyet alırız yarın da hep beraber. Ne dedi? Direkt beni ağabey söyledi işte Antep baklavasından getirdi. Lütfen bizim tadına, tadına bakalım nasıl. Çok merak ediyorum. Çünkü biz İtalya'da baklava göremiyoruz. Şimdi işte bu yarın maçtan sonra inşallah baklavaları götürecek tabii. Bu kez demediler ama önceki sene Antep'e deplasmana gelmiştik. O zaman Antep fıstığı istemişler, bir de biraz baklava istemişler. Evet. Baklava istediler. Baklava istediler. Daha önce hiç gelmedim. İlk defa geliyorum. Çok güzel. Tarihi yerler benim için her zaman farklıdır, ayrıdır. Çünkü sonuçta zamanın ne olduğunu, ne geçtiğini öğreniyorsun. Bu yine her şeyi hatırlatıyor. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim gerçekten gelmelerini. Yani benim çok hoşuma gitti. İtalya'da yaşadığım için, bazı müzeleri gördüğüm için de ilgimi çekiyor. Dün de işte güzel bir gün geçirdik. Çok güzeldi, çok keyifliydi ve dediğim gibi bazen işte eskiden ne oldu, ne geçti, biz bilmediğimiz için görünce tabii ki her şey yine akla geliyor. Mozaik müzesi, çok güzeldi. Şimdi İtalya, Roma, dünkü gördüğüm güzel resimler, güzel anılar, tarihi kalan şeyler inanılmazdı yani. Ben çok beğendim, herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şehir. Ben önceden gelmiştim ama gezme şansım olmadı maalesef. Deplasmana gelince otelde kalıyoruz. Ama dün müzeye gittik. Sonra iyi bir şekilde bizi restoranda karşıladılar. Çok yani bizim Türkiye için bu Antep şehri tavsiye ederim. Gezmeleri tavsiye ederim tabii ki. Çok güzel bir şehir. Yemek kültürü de çok zengin. Yani ben ailemle bir gün Antep'e gezmek isterim tabii ki. Zeugma Müzesi'ne gittik, mozaikleri gördük. Çok keyif verici. Ben daha önce gitmemiştim, internetten görmüştüm. Çingene
kızını gördüm orada. Farklı bir odada böyle de. Çok keyifliydi. Yani burada olmak dediğim gibi çok güzel hissettiriyor, mutluluk veriyor. Ülkemizin zaten birçok yeri, farklı tarihi eserlerle, tarihi geçmişiyle bir farkındalık yaratmış yerler. Burası çok değerli, bizden değerli. Burası da tarihi bizim için çok önemli, çok ayrı, çok değer veriyoruz, çok önemsiyoruz. Dün de çok güzel bir gezimiz oldu hep beraber takımca. Çok değerliydi. Lezzetlerinden de biraz her şeyi çok fazla yiyemiyoruz. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Dün de yiyebildiğimiz kadarını yedik. Güzel ve keyifliydi. Genelde Anadolu yemeklerini çok severim. Kendim de farklı olduğum için. Ben zevk almamıştım yemek yediğim zaman. Dün de gerçekten restoranda yemekler çok güzeldi. Çok keyif aldım. İtalya'da maalesef Türk restoranları o kadar iyi değil. O yüzden buraya geldiğim zaman her zaman değerlendirmeye çalışıyordum. Herkesin yemeğine sağlık dün. Gerçekten çok çaba gösterdiler. Çok güzel. Önceden doymak için yiyordum. Şimdi diyetisyenimiz biraz kızdı. Seve seve yiyorum. Bir de yani dikkat ediyorum öncelikle. Çok güzel bir soru. Genelde şey için, zevk için ve zaten yiyebileceğimiz şeylerde çok fazla geniş bir sıralaması ismi olmuyor. Biraz daha sporcunun beslenmesine yönelik beslendiğimiz için çok fazla doymaya yönelik beslendiğimi söyleyemem yani. Kısa kısa öğünü yeterli olması gerektiği kadar. Havalimanım benim en son tatlı. En çok sevdiğim tatlıydı. Baklava ve kartlar. Tabii ki baklava. Baklava ama dediğim gibi şu an dikkat etmeliyim. Biraz yiyorum ama yani diyetisyen kısacak ondan dolayı biraz dikkatli olmam lazım. Dün çorba içmiştik. Çorbanın ismi... Yuvalama. Yuvalama, evet yuvalama. Yuvarlama bir değişik bir ismi var. Yuvalama çorbası çok güzeldi. Ben çorbayla aram çok iyidir. Yemeklerden önce bir çorba içerim. Yuvalama çorbası da benim için çok lezzetli, çok güzeldi. Yani lezzetini unutamayacağım bir çorbaydı. Bu arada çorba deyince kızıyorlar, ona yemek diyorlar biliyor musunuz? Çok eziyet edilmiş. Siz dediniz. Ben çorba dedim. Ben hiç demedim çorba. Ama çorba olarak ilk geldiği zaman sıvı çorba olarak geçiyor. Doğru, haklısınız. Ama anneler çok kızıyor biliyor musunuz? Çünkü onu annelerimiz böyle saatlerde tek tek yuvalıyor. O yüzden diyorlar ki bu çorba değil. Ha, kızacaklar bana şimdi. Yok, kızmaz bana, şaka yapıyorum. İnşallah biz de bu aynı duyguyu taraftarlarla yaşatırız. Onun çabasını gösteriyoruz. Daha iyi olmak istiyoruz. Sadece sağ içi değil, sağın dışında da işbirliği bizim için çok önemlidir. İnşallah o günleri görebiliriz. 2008 yılında ben 12 yaşındaydım. Bu maçı çok iyi hatırlıyorum. Milli takımımızı çok destekledik o zaman da. Yani her zaman destekliyoruz ama o zaman tabii ki daha özel bir zaman geçirdik. Avrupa Şampiyonası bizim için tabii ki hedefti, bir de aynı anda çok iyi gidiyordu. Bu maçı ben ailemle izledim. Benim bir kuzenim bir dükkanı var orada, ayrıca izledik. Yani ben açık söyleyeceğim, bu maçta çok ağladım. 2-0, ikinci golden sonra Kolera atmıştı galiba ikinci golü. O golden sonra çok ağladım. Ama Nihat abimin golden sonra da o anda da çok ağladım. Çok mutlu oldum. Ya bizim için önceden İsviçre maçı vardı. Yani bu maçta bizim için çok, yani bizim için şimdi milli takım oyuncusuyum. Ondan öyle söylüyorum ama o zaman benim için çok gururlandırdı ve bu maçtan sonra ben de milli formayı giymek istedim. Benim bir hedef oldu. İnşallah yarınki maçta
2008 yılındaki maç gibi sonuç alırız. Hatırlıyorum. Evdeydim, ailemle birlikte seyrediyordum maçı. İnanılmaz bir duyguydu. Gerçekten de birçok insan tarif edemeyeceği ama bu konuşma olduğunda heyecanını gözlerinden anlayabileceğiniz bir maçtı. Son golü attığımızda zaten herkes gibi ben de zıplamıştım havaya. O anki duygu durumunda çok fazla şey yapamıyorum. Çok karışıktı çünkü. Çok büyük bir sevinçti. Çok değerli ve çok güzel anlardan bir tanesiydi bizler için. 21 yıl aradan sonra Gaziantep Halilli futbol takımımıza ev sahipliği yapıyor. Çekya bir maçın sonucu. Milli takımımız iki hazırlık maçını da...